Enerjisa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 17 Kasım 2022. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Borsa İstanbul'da enerji hisselerine işlem kısıtı. Borsa İstanbul bugün sabah saatlerinden itibaren aralarında 25 enerji şirketinin de bulunduğu birçok şirketin hisselerine yönelik manipülasyona karşı devre kesici uygulaması yaptı. İşlem kısıtı getirilen hisseler arasında Enerjisa, Girişim Elektrik, Aksa ve Galata Wind de var. Türkiye, Avrupa'ya petrol ürünü ihracatını arttırdı. Finlandiyalı düşünce kuruluşu CREA'ya göre Türkiye, Rusya'nın petrolünü işleyerek Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ne satan petrol ihracatında yeni bir merkez konumuna geldi. CREA'nın raporunda Türkiye'nin rafine petrol ürünleri ihracatını Avrupa Birliği ve ABD'ye arttırdığına da dikkat çekildi. Türbinlere fısıldayan adam RES'lerin verimini %4 artırıyor. Teknoloji gelişimi kavaken rüzgar türbinlerinden elde edilen verileri analiz ederek elektrik üretimini %4'e kadar artırdı. Kurucu ortak ve CEO Bora Tokay anlatıyor. Çok fazla veri var bu enerji santrallerinde, rüzgar santrallerinde üretilen. Biz bu veriyi alıp yeşil enerjiye çeviriyoruz. Temelinde yaptığımız bu. Veriyi alıyoruz, ilave enerji üretiyoruz diye düşünebilirsiniz. Şöyle ki, bu verilerin içinde çok ciddi değer var esasında. Ama bu veriler üretiliyor, akıyor. Bunları biz yeni yeni kullanmaya başladık sektör olarak. Bayağı geriden geliyoruz esasında. Biz ileri seviye analitik yapay zekayı kullanarak bu verilerin içinde performans düşüklüğü verilerini yakalıyoruz. Olası arızaları önceden görüp engelleyerek rüzgar türbinlerinin veya işte güneş santrallerinin üretimini arttırmasını, kayıplarını azaltmasını sağlıyor. Rüzgar santrallerinde yüksek miktarlarda veri üretildiğini belirten Kavaken CEO'su Bora Tokyay, biz bu veriyi alıp yeşil enerjiye çeviriyoruz diye konuştu. DN Mermer Denizli'de güneş elektriği kullanacak. DN Mermer Anonim Şirketi Denizli'de güneş elektriği kullanacak. Şirket yaklaşık 99 milyon TL'ye yatırımla Pamukkale ilçesinde 5 megawattlık güneş santrali kuracak. DN Mermer elektrik ihtiyacının bir kısmını bu santralden karşılayacak. Pazarköy RES kapasitesi artıracak. Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içindeki Pazarköy Rüzgar Enerji Santrali'ne 6.1 MW kapasiteli bir adet rüzgar türbini eklenerek toplam kapasite 50.1 MW'a çıkarılacak. 15.250.000 TL değerindeki proje kapsamında santralde türbin sayısı 13'e çıkacak. Değerli dinleyiciler, Kontrolmatik Teknoloji 2022 yılının ilk 9 ayında net dönem karını 195 milyon liraya çıkardı. İzmir'de jeotermal kaynak aranacak. Art yenilenebilir enerji İzmir'in Ali Ağa ilçesi sınırları içinde bulunan ruhsatlı alanda sondaj kuyuları açarak jeotermal kaynak arayacak. Yaklaşık 6 milyon TL değerindeki proje kapsamında 4 adet sondaj kuyusu açılacak. İstenilen sıcak su bulunması halinde daha derine inilmeyecek. Biyotrend, Doğankent Elektrik Anonim Şirketi'ni devraldı. Biyotrend Anonim Şirketi, Doğankent Elektrik Anonim Şirketi'ni Doğanlar Yatırım Holding'den devraldı. Biyotrend, Doğankent Elektrik bünyesinde elektrik ticareti faaliyetlerine ilave olarak elektrik depolama faaliyeti de yürütecek. Aramco, Kore'de petrokimya tesisi kuracak. Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco, Güney Kore'de rafineriye entegre petrokimya tesisi kurmak için 7 milyar dolar yatırım yapacak. Yıllık 3.2 milyon ton petrokimya üretme kapasitesine sahip buhar kırma petrokimya tesisi alanında dünyanın en büyüğü olacak. Avrupa'da doğalgaz fiyatları düştü. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla 4000 dolara yaklaşıp tarihin en yüksek seviyelerini gören doğalgaz fiyatları geriliyor. Avrupa'da doğalgaz fiyatları piyasa açılışında keskin düşüş göstererek 1000 metreküp başına 1100 dolar seviyesine geriledi. Aralık vadeli doğalgaz kontratında fiyat 1111,5 dolar seviyesini test etti. Rusya'nın gaz üretimi ve ihracatı azaldı. Rusya'nın doğalgaz üretimi yılın ilk 10,5 ayında bir önceki yıla göre %19 azalırken BDT dışı ülkelere ihracatı da %43 azaldı. Gazprom'un ihracatı ve üretimi ruble ile ödeme yapmayı reddeden ülkeler nedeniyle Mart ayından itibaren düşüşe geçmişti.
EIG Origin Energy'yi bölmeyi hedefliyor. Enerji yatırımcısı EIG, küresel bir enerji şirketi kurmayı planlıyor. Bu sebeple EIG Origin Energy'nin entegre gaz işini satın almayı planlıyor. EIG bu amaçla $10,5 milyar teklifte bulundu. Avrupa'nın odağında Afrika gazı var. Senegal hükümeti Almanya'ya sıvılaştırılmış doğalgaz sevk etmeyi planlıyor. Ülke Avrupa'ya 2023'ten itibaren 2,5 milyon ton, 2030'a kadar da 10 milyon ton gaz tedarik etmeyi hedefliyor. Afrika Birliği fosil gazla dahil olmak üzere daha fazla enerji altyapısı için çalışmaya devam ediyor. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları, azalan jeopolitik gerilim ve Çin'de artan COVID-19 vakalarının yarattığı tedirginlikte durgun bir gün geçiriyor. Uluslararası piyasalarda Brent tipi ham petrolün varili $91'dan, Batı Teksas tipi WTI $84'dan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 18 Kasım 2022 için megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 2596.9 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 16-17 dilimi için 4701.36 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 03.04 dilimi için 500 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan Enerji Bülteni'ni dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur. Enerjisa Günlük Enerji Bülteni'ni sundu.